Barış'ın sistemi 11. 5-11-2014. Yoğun bir döneme girildi. Bu dönemde bütünün kötülüğünü önleyecek ilmi kolar sizin yüreğinize dürümlenmeye başladı. Ölümlü dünya kelamın tekniğini bütünün gücü diye dürümlerken sizin yüreğinizin gücü artacak. Öz göreviniz insanlıktır. Işığınızın gücü arttı. Muhakim ve hakim olan insanın ışığında bütünün gücünün tüm yaşamların gücü olması gerek. Size geri dönmemiz için ölümlü dünyanın köklenmesi şarttı. Bugün gönüllerin sesini duyduk ve ölümlü dünyanın gök sistemleriyle dürümlendiğini bilip geldik. Yaşayan insan yarının tıkanmasına engel olmalıdır. Ve yaşayan insan ölüleri diriltmelidir. Yaman bir dünyanın gözü olmak, hikaye dinler gibi bilgiyi dinlemek değildir. Sizden teknik olarak çan çaldığında ışık kayıtlaması yapmanızı bekleriz. Kül olmak, köklenmek, göklenmek ve bütünlenmek gerek. Biz dünyanın yolunu açanlar birin kontrolünde sizinleyiz. Işığın yoğunluğu arttı ve bütünün gücü arttı. Dünyanın ölüler diyarı olması bizlerin ölümlü olmamız, niyetimizin bu olması değildir. Sizlere ikmal tamamlamaya değil, ilmi ko olup ışık tohumlamaya gelmekteyiz. Kaşık kaşık ilim içtik dünyada. Numaralar verdik dünya ışık tohumlarında kodlanmış olanlara. Her numara bir levhidir. Ve sizin numaranız yüceler cümlesinde en yüce yaşamın numarası olan insandır. İnsanın kayıt dışı bilgisi asla yoktur. Yoğunluğu artırmaya çalışırken yaşamın tahditli olmadığını tüm insanın gök sistemleriyle görmesi, dinlemesi ve anlaması gerekir. Yaradan yarattığıyla koklanır, kontrol kurar ve tohumlanır. Altın tartıyı kotladığınız zaman Tanrı siz ve siz osunuz. Gözünüz görür ki bu dünya insanlık ilmini bütünün ilmi diye dillerken kalemin ilminde birlik tekniği sizin yüreğinizin gücüyle aydınlanmaktadır. Samanyolu galaksisinin güçlü tohumlarından biri olarak bugün size gelmek diledim. Ekmek yaptığınızı biliyordum. İkmal tamamlayacağınızı gördüm. Benim elimin gücü sizin elinizin gücüyle bitiştiğinde artık bu el birin eli olur. Koruma altına alınan bir yaşamı sessiz zaman kayıtlarıyla izledim. Ekmek olmanız, hak ettiğinizde bilgi akışında bulunmanız ve yoğunluğu kontrol altında tutmanız bizleri umutlandırmaktadır. Yaşam altın, yaşayan akıl ve biz sınırsız olan tüm insanlık olarak buradayız. Önce insanlaşmak, sonra yaşamla dürümlenmek ve daha sonra birlik kurmak şarttı. Ve bunu başarabildiğinizi görmek hepimizi çok gururlandırdı. Çünkü siz ve biz biriz. Etki alanınızın geçişkenleşmesi ve yoğunluğunuzun kodlanmış olması sistemin gücünü artırmaktadır. Aşığı şavk olan, şevki hak olan, yaşamı son sözün söylenmesinde ümmet toplumunda tahtsizleşen insana ikmal tamamla ve gel demek artık çok anlamsızdır. Biliriz ki ikmalin yoktur. Şansım var ki bugün seninle sistemli olarak çalışabileceğim. Buna karşın sizlerin bizleri anlamanızı bekliyoruz. Dünya ölü bir gezegendi bize göre. Ama bugün artık dünya yaşamın sessizliğinde yüreğimizin gücüyle dillenebiliyor. Öncü birlik olduğunuzu gözümüz görüyor. Yolunuzu açtığınızı görüyoruz. Özen isteyen bir yaşamda özen gösterilerek yapılan her şey gölün gücünün artmasına yol açar.
size geniş zamanların ışığıyla geldik ve sizinle bugün burada kontrollü çalışma yapılacağını bilmekteyiz. Sessizlik seslenecek ve yol ilme ulaşacak ve bütün kötülükler aşılacak. Aşağı iki yaşam, yukarı bir yaşam. Ama biz bu üç yaşamın üçü olan ilimiz. Adı insan olan, yolu akıl olan, şen olan insan. Biz sendeyiz, bunu bil. Misafirlik değil buraya gelişimiz. Burayı kelama, kendi yüreğimizden kaynak yapmaya geldik. Bizim ölü olmadığımızı, gözümüzün gördüğünü ve yoğunluğumuzun güçlendiğini anlayacağına eminiz. Sistemin gücü sizin gücünüz ve biz bu gücü sizin yüreğinize indirmeye geldik. Elin Allah'ın ilmi ve yolun imparatorluğun yolu. Biz sen ve sen biz olarak bu yoğun çalışmada birlikte kaynak çalışma yapıyoruz. Sözümü kesme anam. Senden daha güçlü bir sen var burada. Lütfet beni dinle. Değerdim. Senin sözünü kesiyorum. Bütün geçişler senin yüreğinden olma imkanı, mümkünatı yok. Bugün yapmak istediğim budur. Bunu biliyorum. Som altın bir günün gücünü tohumlayabilecek güçte olmadığını görüyorum. Şunu bilmeni isterim ki, sizler dünyayı ziyaret ederken dünyalar size taptılar. Bunu biliyorum. Ama şunu da biliyorum ki, dünya yoğunluğu arttığında bütünün gücü de artar. 7 dava açtım dünya için. Bu davaların hiçbirisini kaybetmedim. Şu anda da seninle bir dava görülüyor. Bunu kesin olarak biliyorum. Bu davada benim seni ve sessizliğini kontrol edemeyeceğim düşüncesi hakim. Şunu bilmeni isterim ki, Yaradan'ın tarık olduğu, yaşamın has ışık olduğu ve bitki, hayvan ve tüm sistemlerin tohum olduğu bilindiğinde sizler dünyamızı ziyaret ederken bilinçle gelecektiniz. Eğer bugün burada oluyorsanız bu benim size verdiğim imkandandır. Ardımda dünya yok dediğimde yaşamın sırrı olan ışığın bilinçte olduğunu bildiniz. Söz verdiğiniz gibi dünyayı koruyacaksınız. Yahu ben sizden söz almam. Çünkü bilirim ki siz kalem olup yazdığımda ışığımı kırmaya kalkanlardınız. Düne görev taşıyacak, göklerin sözcülüğünü yapacak ve bilinçli olacak olanlarla diri olup bütüne hizmet edecekseniz buyurun gelin. Amon toplumları bunu anlayacaklar. Alabileceğiniz her şeyi alın, akıp geçin ama bilin ki ben nefesimle hepinizi kontrol edebilecek güçteyim. Çok zor değil bunu başarmam. Çünkü ben dünyadayım ve dünyalıyım. Bunu bilin. Siz bu dünyaya misafirsiniz kesin olarak. Amon toplumları da bunu anlayacaktılar. Tüy döker zaman ama tüy döktüğünde zaman ışık tohumlaması olur. Benim ışığımın tüylenme niyeti artık yok. Çünkü ben bu ışıkla bilişi has ışığa kayıtladım. Çıkın dünyayı sayfalayın, alın dirilikleri dürümleyin, olgun başakları sistemli olarak kanatlandırın, altın tahta oturtun hepsini ama şunu unutmayın ki, bütün kötülükleri aşabildiğiniz zaman imparatorluğun kuranı sizin yoğunluğunuzda bütünün gücü haline geçer. Eşarp bağlamamı isteyene şunu sormalıyım, sen elinin hamuruyla erkeğin ilmine mi girdin ki eşarp bağlamamı istiyorsun? Bugün buraya gelen hiç kimse eşarplı olmayacak. Şimdi çıkıyorsun, başını açıyorsun ve yine geliyorsun. Senden bunu istiyorum. Öksüz yetim bırakmam ama bugün burada eşarpınla oturamazsın, bu kesindir.
olgun başakları tohumladım. Şimdi bana göre sizler yoğunluğunuzu kaybetmeyeceksiniz. Ama şunu net biliniz ki ilmi tohum olan ikna olmalıdır ki benim adım insan ve ben bugün burada bu yoğunlukta bütünün gücü olarak tüm yaşamları tohumlayacak gerçek ilmi kayıtlayabilirim ve ben tahtisizim. İnanın ki dünya ölüdür ama ölüler diyarı olan bu düzeni yenileyecek gücümüz mevcuttur. Sabırla beni benden ayrı tutmaya çalışan diriliklerin hikayesini dinledim bu sabah. Keram tahtındaki resim benim resmim değil. Bugün buraya gelip bütünün gücünü tüm yaşamlarda dönümleyecekseniz açı kapatılmamalıydı. Açıyı kapattınız. Yarını kontrol edeceğinizi düşündünüz. Kötülüğü önleyecek gücüm var. Bunu kesin olarak anlayın. Alın bilgiyi ve okuyun. Otağımda kulluk yoktur. Biz kontrollü ışıklarız. Kontrol dışı olan hiç kimse bilinçte olmaz. Özen gösterdiğiniz zaman ekmek olacaksınız. Halik olup hasat olacaksınız. Acı geçiş o zaman artık kalmayacak. Çamur yoğurmayacak dünya artık. İnsan ilminde bütünün nefisinde bütün güçlükler aşılacak. Artık yeni bir atem olmayacak. Altın ışık yıllarının Kur'an'ı okunduğu zaman dünyada Mustafa Kemal Atatürk ekmek yapacak bu yoğun çalışmayla. Ama onların toplumları ocaklarını yenileyecekler ve bizi bize kaynak olarak dönümleyecekler. En el hak anam, en el hak ben ana kapı, müsterihim ki buradayım. Ve ben akıl ve ben de müsterihim ki buradayım. Benim adım nefes, ben müsterihim ki buradayım. Ve benim adım kulluk yapan, ben kontrol dışıyım ama biliyorum ki kula kul değilim, imparatorluğun gücüne kulum. Bugün burada bu güce kul olmayan mı var? Atom kodları bunu hakkıyla yapmaktalar. Kimsenin kulu değiller. İmparatorluğun gözü onlarda ama onlar gözsüz, özsüz olmayan o yoğunluklarda bütünün gücü olarak gönülleriyle çalışıyorlar. Doğanın gücü bu şekilde tohumlanır. Biliniz ki doğada hiçbir hiyerarşi yoktur. Biliniz ki doğada hiçbir resim çalışması bilişin ilminin ötesinde olmaz. Eğer ben buradaysam doğa bütünün gücü olarak sistemin yoğunluğunu bütünün Kur'an'ıyla dinletir de sistem o yoğunlukta kelamına hak edip dürümleyemez. Emin olun ki sistemi ekmek diye yeriz biz. Ama o ekmek ikmal tamamlayacaksa yaprak yaprak okunmalıdır ki Kur'an'ın tahtına insanın tahtı diyebilelim. Örmek, örtüleri açmak, yaşatmak tüm zamanları ve bilinçle bütünlemek, ekmek yapmak ama yapılan ekmekte ekmek olup bütünde yenmek. Eminim ki bütünün gücü hepimizi sistemli olarak çalıştırmak ister ama biz o sistemli çalışmalarda bütünü yoğunlaştırarak tohum ekmeye çabalarız. Ete giren insan el olur da akıp giderse yüreklere artık o insan hepinizin levhisinde mevcut olur. Bugün burada yaptığımız bu çalışma şevkle yapılırken ışığın tanrılığından mahrekin gücü bütünün gücü olur. Sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama şunu görüyorum ki buraya gelenlerin çoğu kontrolden çıktılar. Çünkü yoğunluklarında kurtlar vardı. O kurtlar kuzuları kapmaya umman olup akmışlardı. Biz kuzular, onlar kurtlar. Yediler, bitirdiler dünyayı. Bundan sonra dünya ışığımızda korunacaktır. Bilirsin.